Selamlar. Davutpaşa metrodan Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bir yolculuk. Hayatın içinden hayata dair tecrübelerimiz ve dost doğru bir yaşam nasıl olur? Bu konu hakkındaki görüşlerimiz insanlara inşallah belli bir izlenim kazandırır. Bizim hiç kimseyle derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var, insanlara örnek olmak. Her zaman dost doğru olan yolda gitmek. Yanlıştan her zaman uzak durmak. O yanlışı yapmamak. Bir yanlışa düşmek kolaydır. Mesele düşmemek lazım. Herkes düşüyor. Mesele o yanlışa düşmemek. Bir insan bir yanlış konuyu, batılı küfürü bilip de devamlı o hataya düşmesi, o insanın cahilliğini gösterir. Bizim bazı konuları çok iyi düşünmemiz lazım. Sana verilen şu mükemmel beden, her şeyle mükemmel. Oturup onu düşünsen, hesabın ne kadar mükemmel olduğunu anlarsın. Yani bazı elimizde olan nimetlerin değerini bilelim. Bu kadar fazla nimet bizlere verilmiş. Ve biz bu dünyaya kulluk için geldik. Bu dünyadaki hedeflerimiz, amaçlarımız tabii ki olacak. Biz uğraşacağız bunlar şimdi. Ama asıl meselemizi unutmayalım. O dost doğru yoldan ayrılmayalım. Biz unutmayalım ki kalacak olan onlardır. Kalıcı dünya menfaati kalmaz. Yani dünyadaki menfaat belli bir seviyeye kadar. Ve unutma, aldığın değil, verdiğin sendir. Devamlı menfaat için uğraşanlar. Tek derdi dünyada zengin olmak. Başka hiçbir derdi olmayanlar. Veremeyecek bir süre salva olur. Yani bizim asıl meselemiz bu dünyanın getirdiği menfaati mi olmalı? Bunu sor kendine. Akıllı insan ahiret için uğraşır. Bu dünya için de çabası olur, o ayrı. Hayır, bizim de var, herkesin var. Bu doğal bir şey ama devamlı dünya için uğraşmak. Her türlü harama başvurmak. Hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşamak. Bizleri ne yazık ki haramlara götürür. Biz dikkatli olalım. Her anımızın, her saniyemizin değerini bilelim. Her anımızın değerini bilelim derken sadece laf olsun diye söylemiyorum. Şöyle bilebilirsin. Günahlara girmezsin o zaman da. Öyle bir yaşarsın ki senin uykun bile Allah'ın izniyle ibadettir. Onun takdiridir tabii ki. Ama sen o niyetle yaşa. O niyetle uğraş. Bakın, insanlar devamlı şekilcilik peşinde. Devamlı bazı şeyleri yaptığında kendini tamam diyor, benden iyisi yok. Sanki karar ona kalmış gibi. Yani böyle cahilliklere düşmeyin lütfen ya. Sen elinden geleni yapacaksın, mütevazı olacaksın. Hiçbir zaman kendini ne makamda olursan ol, mükemmel göremezsin, görmemelisin. Bakın, bu dünyada haramlara girmiş insanlar kendini belli eder. Nereden söylüyorum bunu? Şuradan. O insanın yüzünde tebessüm yoktur. İçinde hayır yapmak gibi bir derdi hiç yoktur. Onun tek derdi vardır, menfaat. Ve insanlara menfaatle yaklaşır. Nereden ne alabilirim diye düşünür. Başka bir derdi olmaz onun. Biz insanları iyi tanımalıyız. Seçeceğin insan seni yansıtır. Senin oturup kalktığın, konuştuğun insanlar senin dünya görüşünü gösterir. Biz kimseyle bir derdimiz yok, dediğim gibi. Merhaba, merhaba. İnsanlara selamımızı veririz. Selam yaymak güzel bir iş. Ama insanları uyarmamız da lazım. Hataları görüp de devamlı kendi halinde ne yaparsa yapsın, beni ilgilendirmez demek doğru değil. Zaten çok fazla hata var.
Bunlar farklı görüş, zenginlik değil, onu söyleyeyim. Öyle düşünebilmemiz için şöyle olması lazım. Şimdi sen başkasının hakkına giriyorsan, başkasını zor duruma düşürüyorsan, başkasının için kötü bir iş yapıyorsan, orada senin farklı düşünüyorsun anlayışın doğru değil. Sen farklı düşünmüyorsun. Sen şeytana uyarak insanların hakkını yiyorsun. Bunların ayrımını yapalım. Yoksa farklı görüşte insanlar olabilir. İstişare yapacağız tabii ki. Bunlar doğal konular. Ama hani deniyor ya demokrasi. Demokrasi nerede biter? Kendi özgürlük alanı dışına çıkmadan yaşaman demokrasidir. Başkasının özgürlük alanına girdiğin an orada demokrasi biter. Bu şekilde. Hak kavramı çok önemli. Bizim bu konuları iyi düşünmemiz lazım. Kimsenin hakkını yemeyelim. Kendimiz de devamlı hakkı gözeterek yaşayalım. Devamlı bu dünyanın getirdiği menfaatleri için uğraşanlar. Her türlü yola başvuranlar. Şeytanın yoluna girenler. Küfürde, batılda ileri gitmeye çalışanlar. Niye bu cahillikleri yapıyorsunuz? Soruyorum bunları gerçekten. Neden yani? Yanlış olduklarını kendileri de biliyor bence. Ama yapmaya devam ediyor. Ve onun doğru olduğunu göstermeye çalışıyor. Haklı sıra. Öyle bir gaflete düşmüş ki böyle yaşıyor. Şimdi hayatımızın belli evreleri var biliyorsunuz. Her insanın belli bir seviyeye geldikten sonra Peygamber Efendimizin sünneti seniyesini örnek alarak aile kurması, çocuklarını Allah'ın izniyle bakması, onları yetiştirmesi. Bunlar doğal konular. Ama şöyle bir durum var. Bizim bunların usullerini, esaslarını bilmemiz lazım. Her şeyin bir adabı var. Öyle her gün biriyle gezmek, her türlü işi yapmak, bir şey olmaz demek. Ne kadar büyük bir cahillik. Bunu devamlı gencim diyenlerde, ben gencim, bir şey olmaz diyenlerde görüyorum. Ve bunların aileleri, bu konular sanki normalmiş. Sanki gençken haşa hesap vermeyecekmişiz gibi her türlü işi yapıyorlar. Bu ne kadar doğru? İnsanlar sormalı kendini. Her anının hesabı var. Ve bu hesap mükemmel bir hesap. Bunların aileleri de o vebali ortak olur. Onu söyleyelim. Gençliğin yaşa, sonra bulamaz. Bu nasıl bir mantık ya? Ya ben gerçekten gülüyorum böyle şeyler. Böyle söyleyenler var gerçekten. Bunlara diyecek bir şey de bulamıyor insan. Gelmiş o yaşa hala aynı cahillikle devam ediyor. Bu laf ne demek? Gençliğini yaşa, yani ne yaparsan yap. Serbestsin. Bir daha o gençliği bulamazsın diyor. Şunu demesi lazımken, sen gençliğinde de dost doğru yaşa. Herkes hatalara düşerken sen düşme. İnsanlara örnek ol. Her anını dost doğru geçir demesi lazımken söylediği lafa bak. Çocuklarını bu şekilde yetiştiriyor. O çocuklar da tabii kendi içinde inşallah hidayet bulmuşlardır. Bulmadılarsa onlar da haramlarda yarışıyor. Zaten meyilliler o konulara ne yazık ki. Bunları söylüyoruz. Bakın benim söylememle de değil bu. İnsanların kendilerini düşünmesi lazım. O hesabı sen vereceksin, ben değil. Benim de hesabım var, senin de hesabın var. Ben seni düşünüyorum. Düşünmem de lazım. İnsan sosyal bir varlık. Devamlı her şeyi gözümü yumup beni ilgilendirmez deyip geçiştirmek ne kadar doğru. Burada da biz vebale girmiş oluruz. Hataları görüp görmezden gelmek de bir vebal. Ama Yüce Allah'ın hidayet etmediğine de biz ne desek, ne anlatsak gerçekten boş. İnşallah Yüce Allah'ın hidayet nasip ettiği kullarından oluruz. Ve bu hatalara, bu cahilliklere düşenlerden olmayız. Bu şekilde yaşarsak Allah'ın izniyle yüzümüz her zaman güler. Her zaman o hayırda yarışmış oluruz. O takvalı kul olma derdinde olmalıyız. Takvalı kul olmalıyız. Mütevazı olmalıyız. Emin olun şaşa, gösteriş,
makam mevki derdinde olanlar. Kendini kandırmaktan, bu dünyanın geçici menfaatlerinde yarışmaktan başka hiçbir şey yapma. Her insan eşittir. Kendini sakın yüksek görme. Böyle kendini yüksek görenlere söyleyelim. Bu cahilliklerde gitme. Şu ana kadar gittiysen şu saatten sonra bir düşün. Şu ana kadar ne hata yaptıysan yap. Ama şu saatten sonra bırak. Bazı konuları düşün. Hayata biraz geniş açıdan bak. Ufkunu genişlet. Sadece öğrenciyken girdiğin şu sınavlar veya bir işe girip çalışmak, ev, araba almak değil hayat. Bunlar geçici menfaatler. Sen ebedi alem için de uğraş. İnsanlar bu dünyada uğraştığı kadar ebedi alem için uğraşmıyor. Unutmuş, umurunda değilsin. Kendini cehenneme hazırlıyor, farkında değil. Devamlı kul hakkına giderek, devamlı küfürde yarışarak. Bunları iyi düşünelim yani. İnşallah insanlar düşünür, anlar. Şu gördüğünüz bitkilerden, şu havadaki zerrelere kadar. Dünyadaki her türlü zerre, her türlü alemin vereceği hesap var. Bizim de var. Ve bu hesap mükemmel. Unutma. Bu şekilde de yaşa. Kendi faydan için bunları yapmalısın. Yaşın ne olursa olsun, bana tecrübeliyim diye gelip masal anlatma. Bu şekilde olanlar da var. Böyle hikaye anlatıyorlar. Ben şu kadar sene yaşadım, benim tecrübeme kimse yetişemez. Baksan yaşantısına, her türlü hata yapıyor. Her türlü işi yapmış, tecrübeliyim diyor. Neyin tecrübesi ya? Sen haramlarda yarışıyorsun, tecrübeyi bırak şimdi. Mesele tecrübeli olmak değil, dosdoğru öğrendiğin bilgiyi uygulamaktır. Amelde yaşamaktır. Yaşamadıktan sonra bana masal anlatmasın ki. Bunlar hikaye yani, onu söyleyelim. Öyle fazla yaşamak değildir mesele. Mesele yaşadığın ömürde dosdoğru bir şekilde bildiğin hayırları amelde uygulamaktır. Bu şekilde düşünürsek mutlu da oluruz. İnsanlar bu şekilde yaşamalı. Bu dünyanın geçici menfaatlerine dalmamalı. Veremeyeceğin bir sürü hesabın olur. Onu düşün. Hayatını iyi yaşa. Diyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.